Şimdi bugün üniversite mezunu 2023 yılında 2024 25 26 27 yılında üniversite mezunu olabilirsiniz. 4 yıl koyduğunuzda 2027 2029 yılı üniversite mezunu çıkıyorsunuz. 2 yılda master ortaya koyduğunuzda 2032, 2035 gibi bir rakama ulaşıyorsunuz. Bunun üzerine 40 ile 60 yıl değer üretiyorsunuz. Yani aslında bugün konuştuğumuzda neden öz gelecek oluşturmak diye tanımlıyoruz? Öz gelecek diye tanımlamamızın ana sebeplerinden bir tanesi gerçek anlamda çünkü 40 ile 60 yıl değer üretiliyor olması bugün aynı şey işte değerlendirildiğinde birinci sınıf öğrencisi ya da ikinci sınıf öğrencisi de 2000 yüzleri oluşturuyor olacak. Yani bugün ilkokul öğrencileri artık 21. yüzyılın değil sadece 22. yüzyılda değer üreten konumda oluyor olacağız. Son dönemde neler var? Covid bitti. Eylül-Ekim ayında bir daha büyük bir e, salgın bekleniyor. Ekonomik kriz kapımızda ve tabii ki chat GPT gibi yapay zekanın inanılmaz büyük olayları var. Deprem, yine savaş ve küresel ısınma ise ajanda olarak karşımıza çıkıyor. Pandemi ve plandemi mi bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki Türkiye'de doğan çocuklar DNA çalışmaları yapıldığında 2000 sonrası doğanlar 115 yılını zorlayacaklar. Bugün dünya 8 milyon insana ulaşmış konumda. İşin enteresi 2030'da 8,5. 2050'de 9,7. 2100'de ise 10,4'e ulaşacak. 2045 yılında çok büyük bir avatar projesi var. Bugün sevgilisi Elon Musk da bunu arkasına bastıra bastıra söyledi. Özellikle bu yapmış olduğu humanoid yani... Tesla'nın robotu artık beyaz yakalıların özellikle de iyi okumuş olan öğrencilerin yerini alıyor olacaklar. O yüzden büyük bir robotlaşma, büyük bir bilgisayarlaşma, büyük bir değişim var. 2045 yılı da bu değişimin çok önemli bir parçasını oluşturuyor. 21. yüzyılda o yüzden 21 ders adlı kitap gerçekten bu anlamda en önemli kitaplardan bir tanesi mutlaka okumasını tavsiye ediyorum. Nasıl insanoğlunun hackleneceğini bir nevi kekleneceğini bahsediyor. Çok yakın bir zamanda bu çip teknolojilerinden, insanlara yerleştiren çip teknolojilerinden de bu son konferansta bahsedildi. Ve gerçekten Elon Musk'ın bu Starlink projesiyle beraber Neuralink projesinin devreye aldığını görüyoruz. Bugün Konferansta küçük bir çocuk sordu Neuralink projesini. O da şunu söyledi. Daha henüz insan meyliyle koordineli çalışmak için devam eden çok önemli çalışmalar var. Ancak belli bir zaman alacak insanlara bu çipi yerleştirmek ve değerlendirmek dedi. Henüz insanların pasif çip yerleştiriliyor ama interaktif çip yerleşim için birazcık daha zamanı ihtiyacımız olduğunu bizzat Cuma günü kendisi belirtti. Bu süreç içinde 2027 yılında bütün dünyayı saracak büyük bir internet ağ ile karşı karşıyayız. Grimes'ın söylediği gibi büyük bir data merkezi kuruluyor ve o büyük data merkezinin içinde 2077 yılında bütün büyük anlamda bakıldığında dünya tek bir çatı altında toplanacak noktaya doğru geliniyor. Bu önemli ajandalardan bir tanesi. Tabii çok önemli bir başka olay oluyor. 2027 yılında hızla gelişen çok yakın bir zamanda, şu an 2023 4 yıl sonra 3 milyon insanın işsiz kalacağı bir dönemle karşı karşıya kalacağız. son çok yakın robotlar birçoğu artık elimizin altında bunu alıyor olacak ve gerçekten bambaşka bir yapıya kavuşuyor olacağız. Kapitalizm birçok şeyi değiştirecek ve yapay zeka çoktan birçok şeyi değiştirmiş ee, teknoloji, enerji, bankacılık, tıp, ofisler ve eğitimi tekrardan yapılandırıyor olacak. Yapılandırmaya başladı bile biliyorsunuz. Trend yollar Amazon. Bugün Amazon Avrupa'nın tamamını ticaret açısından bakıldığında e-ticaret anlamında tekrardan yapılandırıyor. Eğitim için de aynı şey geçerli. Eğitimde de eğitimin %72'si hibrit diye tanımladığımız büyük bir eğitim Alanı içinde yer alıyor. Kısacası bireylerin hangi yaşta olurlarsa olsunlar bir kariyer planlamasına, kariyer gelişimine ihtiyaçları var. Böyle artık iş sıradan yapılamayacak konumda, o yüzden iyi anlamak, iyi şekilde değerlendirmek ve bunu iyi bir şekilde kullanıyor olmak gerekiyor. Stratejik bir yetenek yönetimi yapmak, kariyer testi oluşturmak lazım. O yüzden bu anlamda önemli. Nereden bakın? Şu şekilde görün şöyle hesaplayın kendinizi burada hesaplarken anlayın ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. 2023 yılında liseden mezun olan olursanız 2027 yılında üniversiteden 2029 yılında masterınızı yapmak zorundasınız artık. 2029'un üzerine 40 ile 60 yıl değer ürettiğinizde aslında siz 2079, 2089'ları bugün genel olarak bakıyoruz. 2069, 2089'ları konuşuyorsunuz. Yani 2090'ları konuşuyorsunuz. Bunları nasıl değerlendireceksiniz? Bugünden karar veriyor olmanız lazım. Dünyanın sosyoekonomik, politik, teknolojik gelişmelerine göre becerilerinizi, ihtisas alanlarınızı, ilgi alanlarınızı çıkartmanız lazım. Eksikliklerinizin neler olduğunu görüyor olmanız lazım. Finansal yeterliliğe bakmanız lazım. Çünkü eğitim pahalı değil, çok pahalı. Artı ne kadar para harcayacaksınız, ne kadar para kazanacaksınız? Bunu görüyor olmanız lazım ki stratejik hedefler koyun sonrasında da bunu sistemi oluşturuyor olun. Hedef koymak yüzde on etkili ama asıl mesele sistem oluşturmak. Nasıl bir sistem? Herkes ne yapılacağını biliyor da nasıl yapılacağını kimse söylemiyor. O yüzden bu anlamda bu önemli konulardan biri. Yine aynı zamanda fiziksel, duygusal, entelektüel ve inanç bedeninin geliştirilmesi lazım. Ailenin üzerine düşen görevleri okulu değerlendirmek gerekiyor. Kısacası büyük bir bilgi eksikliğinin ciddi anlamda kapatılması için gerekli bir büyük uçurumlar oluşmaya başladı. Bu büyük uçurumları atlayabilmek zin, e, şekillendirebilmek için de doğru bilgiye ihtiyacımız var.